Hepinize selam arkadaşlar. Bugün patates ve limon kabuğundan kullanarak yüzümüzü beyazlatacak cilt beyazlatıcı, cilt lekelerini gideren, cilt tonunu eşitleyen ve cildimizi gençleştiren çok güzel bir maske tarifi hazırladım sizlere. Dünyanın en iyi cilt beyazlatma maskesi bu arkadaşlar. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan maskeyi nasıl yapıyoruz, yüzümüze nasıl uyguluyoruz hemen o aşamaya geçiyorum. Limon kabuğu kullanacağız ve limonu önce yıkadım. Yıkadıktan sonra bir çay kaşığı çıkacak kadar ince bir rende yardımıyla kabuğu rendeliyorum. Kabuğun sadece renkli kısmını rendeliyorum. Bir çay kaşığı limon kabuğu rendesi hazırladım. Bunu şöyle bir kenara alıyorum. İkinci malzeme patates. Patatesi de yıkadım. Şimdi patatesin kabuklarını soyacağım. Bu büyüklükteki bir patates bizim için yeterli oluyor arkadaşlar. Kabuklarını soyduğum patatesi aynı rende ile rendeliyorum. Rendelediğim patatesin üzerine bir çay kaşığı limon kabuğu rendesini ilave ediyorum. İkisini karıştırıyorum. Dakika bu şekilde bekletiyorum. 10 dakika sonra ince bir süzgeç yardımıyla patatesin suyunu çıkartıyorum. Ben şöyle elimle sıkıyorum, daha basit oluyor. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde patatesin suyu çıkıyor. Dibinde kalan suyu da süzüyorum. Yulaf ezmesinden hazırladığım yulaf ununu kullanacağım. Burada yulaf ezmesi yoksa evinizde pirinç unu da kullanabilirsiniz. Normal beyaz un da kullanabilirsiniz. Ben yulaf ununu öğütüyorum ve öğüttükten sonra şöyle un haline getiriyorum. Şimdi maske kıvamına gelene kadar da yulaf unu ilave edeceğim. Önce 2 tatlı kaşığı ekliyorum, karıştırıyorum. Üç tatlı kaşığı ilave ettim. Yulaf ununun bekleme süresi var arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar da yulaf ununu ekledikten sonra bekletiyoruz. Çünkü yulaf unu şişiyor. Dolu dolu 3 tatlı kaşığı yulaf unu ilave ettikten sonra 5-10 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. 5-10 dakika beklettikten sonra gördüğünüz gibi maske bayağı koyu bir kıvama geldi. Son malzeme olarak da bir çay kaşığı kadar bal ilave ediyorum. Burada bal yerine bir çay kaşığı badem yağı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Ben bal ilave etmeyi tercih ettim. Fakat siz badem yağı veya zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Ve dünyanın en iyi cilt beyazlatan maskesi şu anda hazır arkadaşlar. Patates maskesini cildimize nasıl uyguluyoruz? Öncelikle bu patatesin kalan posa kısımları ile elimde göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde yüzümüzü ovalıyoruz. Bu patatesleri de ziyan etmemiş oluyoruz bu arada. Patates ve yulaf cildi çok güzel temizliyor. Öncelikle ölü derinin hafif böyle bu şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Sonra yıkıyoruz. Ovaladıktan sonra bile elim ne kadar güzel oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Cildimizi yıkayıp kuruladıktan sonra patates maskesini bu şekilde cildimize sürüyoruz. Ve sürdükten sonra da yine böyle hafif masaj yapıyoruz arkadaşlar maskeyle. Nazik bir şekilde ovalıyoruz. Ellerimize de uygulayabiliriz bu maskeyi. 2-3 dakika ovaladıktan sonra kalan tüm maskeyi cildimize uyguluyoruz. Maske tek kullanımlık bu arada. Uygulama sonrası 25 dakika kadar cildimizde bekletiyoruz. 25 dakikanın sonunda yine yüzümüzden nazikçe ovalayıp maskeyi çıkartıyoruz.
sonra nemlendirici kullanıyoruz. Yıkadıktan sonra elimde bir gerginlik ve aşırı derecede bir beyazlık oldu arkadaşlar. Test maskesini 2 gün ara ile haftada 3 gece cildimize uygulayabiliriz. Her uygulamada cildimiz bir ton daha açılıyor arkadaşlar. Cilt tonu eşitleniyor, cilt beyazlıyor, ciltteki kararmalar gidiyor. Düzenli uygulamak çok önemli. Fakat gündüzde cildin tekrar kararmasını engellemek, lekelenmesini engellemek için de güneş korumalı ürünler kullanmamız gerekiyor. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere cevap vermekten mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri de orada görmek beni çok mutlu edecektir. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.